kulaklarınızı kulak pamuğu ile temizliyor musunuz? Hayır, temizlemiyorum. Neden peki? Çünkü sağlıksız bulduğum için. Yani başka bir nedeni yok ya. Sağlıksız çünkü doktorlar da öyle diyor. Kulaklarınızı kulak pamuğu çubuğuyla temizlemeyin diye kesinlikle söylüyorlar. Günlük kulak temizliği, her gün kulak temizlenmemesi lazım diye biliyorum. Ama tabii ki duşa girdiğimde bir şöyle bir temizlik yapıyoruz. Arada da haftada bir de yapmamamız lazımken olsa da çubukla temizlik yapıyorum. Kulaklarınızı kulak pamuğu ile temizliyor musunuz? Evet. Ne kadar sıklıkla temizliyorsunuz? Hemen hemen her gün. Çünkü benim bir rahatsızlığım var. Benim kulağın içi kaşınıyor. Parmakla yapamıyorum. Onun için onu alıyorum böyle. Kolonya da sürerim ona. Bir de böyle yaparım. Böylece uyuşturuyor biraz. Kaşıntı yok oluyor. Ama temizlik amacıyla değil. Çünkü zaten temiz kulaklarım. Onun için. Peki zararlı olduğunu biliyor muydunuz? Söylüyorlar. Söylüyorlar ama nasıl bir zarar olduğunu anlatmıyorlar. Onun için ben devam ediyorum. Bir de başka bir çarem yok. Yani bir kaşıntı çok kötü. Bundan 5 yıl evvelsine kadar kulak temizleyicisi kullanıyordum. Fakat bir sıkıntı yaşadım. Ondan dolayı artık kullanmıyorum. Daha böyle kulak kirini, kulak temizleme çubuğuyla daha dibe etmişim. Ondan dolayı kulaklarım falan duymadı. Kulaklarımı yıkattım. Doktor sıkı sıkı tembih etti. Kesinlikle kullanmayın dediğinden beri ben de evime bile sokmuyorum. Kulaklarınızı kulak pamuğu ile temizliyor musun? Temizlemiyorum. Zararlı olduğunu düşünüyorum. Daha önce bir kulak burun boğazcı öyle söylemişti. Yani kulağınıza öyle şeyler sokmayın diye. O yüzden temizlemiyorum. Evet, temizliyorum. Peki zararlı olduğunu biliyor muydunuz? Evet, bir kere içine kaçmıştı. Onu biliyorum. Kulaklarınızı kulak pamuğu ile temizliyor musunuz? Yok, hayır. Neden peki? Sağlıksız olduğunu düşünüyorum. Çünkü kulağa zarar veriyormuş galiba. Öyle bir şey duymuştum. O yüzden kullanmıyorum. Ya doğal onun temizleyen bir şey olduğunu düşünüyorum. Hani kulak kirinin. Temizleyebilirsiniz ama çok dikkatli olmanız lazım. Çünkü zarar getirmeden temizlemeniz lazım. Ehliyetsiz ellerde zarar zedeleyebilirsiniz. Kulaklarınızı kulak pamuğu ile temizliyor musunuz? Evet. Maalesef. Yani temizlememek lazım aslında ama bazen abdest aldığımız için ıslanıyor. Mecbur temizliyoruz. Yani iki günde bir temizliyorum çünkü zaten her duştan çıkınca temizlemek gerekiyor. Kulak sıkıntım var, bir işte zar delikti. O yüzden bakmam gerekiyor. Peki bunun zararlı olduğunu biliyor muyum? Ya olabilir ama bir şekilde temizlemem gerekiyor. Hayır, temizlemiyorum. Neden peki? Çünkü bununla ilgili arkadaşımın birebir yaşadığı bir şey var. Kulak çöpü çok kullanıyordu acayip bir şekilde. En sonunda kulaklarının duyma özelliğini yitirdi. Doktora gittiğinde kulak çöpünün o içerideki olması gereken, aslında bizim pislik zannettiğimiz şeyin aslında kulağımızı mikroplara karşı koruduğunu öğrendi ve o kulak çöpünü kullandıkça o çöpün o bizi mikroptan koruyan şeylerin içine ittiğini ve böylece kulağa tıkadığını öğrenince, yani anladık ki aslında temizlemiyormuşuz, tam tersi kulağımıza zarar veriyormuşuz. Ben zaten evime almam bile yani kulak çöpünü. Kulak kanalının girişinde dış kulak yolu olarak adlandırılan bölgede deri içindeki özel yağ bezleri tarafından serumen adı verilen koyu sarı ve açık kahverengi renkte doğal bir salgı oluşturulur. Bu salgının kulak kanalını travmaya karşı koruyucu, kayganlaştırıcı ve mikroplara karşı koruyucu özellikleri vardır. Aslında temizlenerek yok edilmemesi gereken bu doğal vücut salgısının sık sık temizlenmesi dış ve orta kulak yolu enfeksiyonlarına zemin hazırlar. Aynı zamanda temizlik için kullanılan temizleme pamukları dış kulak yolu dokusunu travmatize ederek de enfeksiyona neden olabilir. Bu nedenle kulaklarınızı kulak pamuğuyla temizlemekten kaçınmanızı öneririz. Apfen ailesi olarak sağlıklı günler dileriz.